ben Google'a giriyorum. Google'da bu benim indirmem gereken program. Ee, nasıl indireceğinizi yine o videoda anlattım. Ben şu an bilgisayar üzerinde nasıl yapıldığını anlatacağım. Canva tamam yazıyorum. Yani Canva. Siteye giriyorum. İlk karşıma çıkan. Tamam. Şimdi programı herhangi bir uygulama indirmeden bilgisayardan yapabilirsiniz telefondan uygulama indirmenizi tavsiye ederim. Daha rahat edersiniz. Şimdi benim bir oturum açmam lazım. Oturum aç diyorum. Şimdi sizin zaten Google'a vesaire girebiliyorsanız sizin telefonlarınızda ya da bilgisayarlarınızda kendinize ait bir mail adresi tanımlıdır. İsterseniz onu kullanarak Google ile oturum aç deyip kaydolabilirsiniz direkt zaten sizi programa bağlıyor. İsterseniz ailelerinizden birinin Facebook'u varsa onunla girebilirsiniz. Apple ile oturum açabilirsiniz ya da e-posta adresleriniz varsa onlara e onunla kaydolabilirsiniz. Şimdi ben çoğu kişi de Google hesabı vardır diye düşünerek ve ben de Google hesabından girdiğim için Google ile oturum aça basıyorum. Benim hesabım olduğu için direkt Google hesabıma girdim. Şimdi karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Telefonda da kullanması basit bu arada. Telefondan da çok farklı bir şey yok. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben afiş veya logo tasarlamak istiyorum. Şuraya geldiğimde bakın şuraya tıkladım. Telefonlarda daha rahat. Karşınızda bir sürü şey çıkıyor. Ben burada ne yapmak istiyorum ona bakıyorum. Bakın video yapabiliyorum burada, sunum yapabiliyorum, afiş yapabiliyorum, logo yapabiliyorum. Ben afişe tıklıyorum. Afiş yapmak istiyorum. Afişe tıkladım. Karşıma bir sürü e, taslak yani kul üzerine hazır işlem yapabileceğim afiş çıktı. Ben bunlardan birini isteğime göre seçebilirim. Ya da istersen ben bunların hiçbirini istemiyorum dersen boş bir afiş açabilirim. Yani boş afişe basarsanız en baştakine bomboş bir sayfa gelir siz bunu doldurursunuz. Ben bir şablon istiyorum ondan dolayı tekrar geri dönüyorum. Mesela baktım. Altlarda dolaşıyorum. Benim böyle daha renklerle, renkli güzel bir afiş olursa güzel olur diyorum. Ee... Neyse çok uğraşmayacağım. Size anlatmak zaten amacım. Bunu seçtim mesela. Şurada Mutlu Yıllar Erdem denileni seçeceğim. Ben onu sonra süslerim. Gençler burada diğer önemli noktamız şu. Bakın altta bunda ücretsiz yazıyor. Ben ücretsiz olanlara tıklıyorum. Ben olur da şunu beğenseydim. Bakın şu üstteki köpeklinin yanındaki dünya tütüne hayır günü dediğini istesem bakın altta bir dolar işareti var ve o ücretli. Onlara tıklamıyorum. Telefonlarda da ücretli olanların alt köşesinde bir kral tacı gibi sarı bir taç var. Onlara basmıyorum. Ben ücretsizlerle devam ediyorum. Ücretsize bastım soru mu var bakayım. Amine büyük ihtimal sende sorun var. Ekranımın dönme ihtimali olmaması lazım. Mesela buna bastım girdim ya. Yanda bana hala kullanabileceğim seçenekler sunuyor. Baktım hatta ben şurada daha güzel bir şey gördüm. Böyle desenler vesaire. Buna bastım. Ya da siz herhangi birini seçtikten sonra şöyle aratabilirsiniz mesela. internet. İnternetle ilgili bir şeyler çıkar karşınıza. Ya da güvenlik. Türkçe kullanabilirsiniz. Güvenlik. Hatta ben direkt buraya güvenli internet yazıyorum. Bakayım bununla ilgili bir şey var mı? Güvenli internet. Bakıyorum. Beğenmedim dedim. Ee, ya da şunu aldım mesela. Bakıyorum altında ücretsiz yazıyor. Tamam bunu aldım. Şimdi bunu seçtikten sonra. Görmeniz için biraz büyüteyim. Buradaki hiçbir bilgi benim işime yaramıyor. Bakın ben bunların üzerine tıklayıp e, klavyeden yani bilgisayardan kullanıyorsanız delete tuşuna yani silme tuşuna basabilirsiniz. Ya da şurada çöp kutusu ikonu var. Buna basarsanız bunları silersiniz. Bakın siliyorum hepsini. Klavyeden kısa yoldan sildim ben bunları. Bildim. Hatta dedim şunu da istemiyorum. Şunu da istemiyorum. Bu kalsın. Şu maviliği de istemiyorum. Tamam mı? Ben bunu boş hale getirdim. Şimdi benim buraya bu bir afişse benim buraya güvenli internetle ilgili bir bilgi vermem lazım. Ya da ne bileyim bir e, slogan bulmam lazım. Bir tane slogan yazmak istiyorum. Nasıl yazıyorum? Yanda metin var. Bakın. Metin Tuşuna bastığımda ben burada yazı yazabiliyorum. İsterseniz böyle altta hazır yazılar var. Onları seçebilirsiniz. Ben şunu tercih ediyorum. Bir başlık ekleyin de şu üsttekini seçtim. Diyorum ki güvenli internet güvenli gelecek. Böyle bir yazı yazdım ya dedim ki ben bu yazının yazı tipini beğenmedim. Ben geldim bakın burada. Normal Word falan kullanmak gibi yani. Burada geldim yukarıda yazı tiplerini seçiyorum. Yine bakın burada alttaki şu kral tacı olanları seçemem. Zaten onlar açık değil. Ben buradan geldim mesela bunu seçtim. Bakın şu hepsini seçeyim. Geldim bunu seçtim. Bakın yazım değişti. Geldim bunu seçtim. Yazım değişti. Bunu seçtim. Değişti. Ben ilk baştakini beğenmiştim. Bunu aldım. Ya dedim ki burada çok mavili falan bir şeyler var. Ben bu siyah olsun istemiyorum. Bir de bu altta kalan gri de hoşuma gitmedi. Mesela ona da tekrar bastım, sildim. Baktım bu yazı, yazının rengini beğenmedim. Dedim ki biraz renk katalım buna. Seçtim ve yukarıda renkler var. Renkleri istediğim gibi basabilirim. Kırmızı yapabilirim. İşte mor yapabilirim. Lacivert yapabilirim. Bunu seçtim. İsterseniz yine Farklı yazı tipi seçersiniz, yazınızı böyle eğik yaparsınız, altını çizersiniz, büyük küçük harf yaparsınız. Burada sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Biraz hızlı geçeceğim, ikinci ders sorularınızı alırım ben size. Tamam mı? Mesela dedim ki bu çok boş, olmaz, benim buna bir şeyler eklemem lazım. Dedim ki böyle bir fotoğraf ekleyebilir miyim? Yana geldim, fotoğrafa bastım. Şimdi fotoğrafta buraya bir aratma yapıyorum. Diyorum ki güvenli internet. Güvenlik. E, bununla ilgili bir görseller arıyorum. Baktım mesela şunu alamıyorum. Pro diyor. Paralı. Buna geldim. Bunu alabiliyorum. Seçtim. Bunu aldım. Ben bunu küçültmek istiyorum. Bakın köşelerden böyle sıkıştırdığımda bunu küçülttüm. Sonra üzerine bastım. Taşıyacağım ben bunu. Dedim ki bu burada olsun. Baktım başka ne ekleyebilirim. Altta ücretsizlerde şöyle bir şey eklemek istedim. Bakın bunu böyle taşıyabiliyorum istediğim gibi üzerine basıp. Telefondan da aynı şekilde. Bunu böyle küçülttüm. Sonra da bir saniye. Sonra da bunu böyle aldım taşıdım. Böyle görsel ekliyorum. Başka ne ekleyebilirim? Başka bileşenler dediği bir kısım var. Bileşenlerde de böyle çizimle yapılmış gibi. Yani fotoğraf değil de şu şekilde. Bakın ben buraya da diyorum ki güvenli internet. Mesela güvenlikle ilgili şunu seçebilirim. Güzel bir emoji gibi bir şey. Bunu seçtim böyle küçültüyorum. Buraya koyuyorum. Mesela uyarı diyebilirim. Uyarı. Mesela dikkat etmem gerektiğine dair burada bir Yanan sönen bir bir şey ekleyebilirim. Başka. Bunları ekledim. Şimdi bu bir afiş olduğu için buna video eklememin ya da müzik eklememin bir anlamı yok. Ama normalde yaptığınız şeylerde buraya yandan burada kullanabileceğiniz müzikler var. Müzik ekleyebiliyorsunuz, ee, video ekleyebiliyorsunuz. Mesela arka plan. Ya dedim ki bu beyaz olmasın bu, değişsin. Arka plana geldim arka planı isterseniz düz renk yaparsınız buradan yukarıdan bakın şöyle göstereyim arka plan şu ee, siyahın olduğu yer bakın ben bunu renklendirebiliyorum istersen buraya ücretsiz desenlerden de koyabiliyorum Tamam karıştırdığınızda rahatça bulabileceğiniz şeyler bunlar gençler soruları bir sonraki ders alacağım çok az kaldı zaten Olabildiğince fazla şey göstereyim. Ee, başka ne koyabilirim? Hocam benim elimdeki, ben buradaki görselleri beğenmedim. Benim kafamda bir şey var. Bilgisayarımda da telefonumda da var. Ben bunları yükleyebilir miyim buraya? Yükleyebilirsiniz. Mesela bu bir e için yapıyoruz biz bunu. Bunu telefonlarınıza biz size yollarız. Ee, ben bazı afişler için kullanabileceğiniz şeyler özellikle bizim projenin afişi için bazı desenler buldum. Onları öğretmenlerinize yollarım. Siz isterseniz onları da kullanabilirsiniz. Mesela ben buraya yüklemeler kısmı diyor. Bilgisayardan kullananlar için. Bakın ben buraya daha önce videolar yaptığım için öğrencilerin etamin çalışmalarını yüklemiş. Ben buraya geldim medya yükle diyorum. ETV'nin logosunu yükleyeceğim benim bilgisayarımdan. Geldim bakın logom şurada. Ben bu logoyu buraya ekledim. Artık bunu ekledikten sonra ben bunu üzerine bastım da bakın ETV'nin logosu buraya geldi. Ben bunu da istediğim gibi küçültüp istediğim her yere ekleyebilirim. Tamam. Ee, zor gelebilir bence kolay bir program. Özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerimiz varsa belki onlar çok hakimiyeti yoktur ama biraz karıştırdığınızda çözebileceğinizi düşünüyorum. İsterseniz şimdi e, bir dakikadan az süremiz kaldı. Bir 10 dakika ara veriyoruz. 17.50'de tekrar gelin. Bir de logo, afiş tekrar bir bakalım. Tamam. 17.50'de görüşmek üzere gençler. Yine aynı şifre ve aynı linkle, aynı adresle bağlanabilirsiniz. Sonraki ders görüşürüz.